dersimiz la concession. La concession'un e, kelime anlamı imtiyaz ödün taviz demek. Aslında tam olarak kelime anlamı. Fakat Fransızca gramerinde, Fransız dil bilgisinde la concession dendiğinde burada parantez içinde tarif ettiğim gibi birbirine zıt iki olayın olmasına rağmen eylemin bu zıtlığa rağmen, bu kısıta rağmen gerçekleşmesi. La Concession'un anlamı budur. Fransız dil bilgisinde, Fransızca dil bilgisinde. Şimdi e, örneklerden gideceğiz ve vereceğim kalıplarla birlikte size bu La Concession nedir onu anlatacağım. Yani La Concession'da şöyle bir durum var. İşte Fakat ancak e, gel gelelim ne yaparsam yapayım e rağmen anlamlarını yüklediğimiz e, cümleler. Ve bu cümleleri ne şekilde kuracağız? Hangi kalıplarla kuracağız? Nasıl yapacağız? Derdimizi o anlamda nasıl anlatacağız? E, dersimiz bu konuyla ilgili. Şimdi euh cependant, toutefois, néanmoins ve quoique kalıplarıyla örnek cümleler kurdum. Cependant'ın anlamı ancak, tutfuanın anlamı da ancak Neomua'nın anlamı meğer işte fakat mama fi gel gelelim. Kuakö'de ne olursa olsun ne söylersem söyleyeyim ne yaparsam yapayım gibi cümlelerinde kullanıyor. O anlamdaki cümlelerde kullanılıyor. Şimdi örneklerle beraber devam edeceğiz. Örnek cümlemizle başlayalım. Adlin abuku travayi neomua el napareusi son egzama. Adlin bayan Adlin a beaucoup travaillé néanmoins elle n'a pas réussi son examen. Şimdi Adlin abukut havayı Adlin çok çalıştı. Burada ne neamoa ne katıyor. İşte buradaki ne neamoa ancak fakat anlamı katıyor. Çünkü çalışmasına rağmen sınavda başarılı olmamış. Adlin abukut havayı Adlin çok çalıştı ne elle n'a pas réussi son examen fakat ancak sınavda başarılı olmadı anlamı var. İşte burada Neomuan bu çok çalışmasına rağmen ile sınavda başarılı olmamasını aslında birbirinin arasında bir zıtlık var. Bir kısıt var, bir zıtlık var. Bu zıtlığı dile getiriyor. Bu zıtlığı vurguluyor. Bu cümleye işte bir şeyin yapılmasına rağmen bir eylemin ve burada çok çalışma eylemin yapılmasına rağmen yine de ona rağmen sınavda başarısız olunmasını vurguluyor. Di diğer cümleye bakalım. Evlin aleh sempatik. Evlin sempatik görünüyor. Şimdi burada aleh kısmı avoirlerin anlamı gibi görünmek. Cependant c'est une personne qui n'est pas très facile. Şimdi evlin sempatik görünüyor. Buradaki cependant'ın anlamı fakat ancak evet evlin sempatik görünüyor. Ancak e, hiç de kolay bir insan değil. Yani ce pas une pardon, c'est une personne qui n'est pas Yani hiç kolay olmayan bir insan, yani zor bir insan. Yani sempati görünmesine rağmen zor bir insan olduğu anlatılıyor bu cümlede. Ve bunu da cependant anlatıyoruz. Söpondon için bir örnek verdim. Yani burada neomuan da cependant'un yerine de fakat diyebiliriz. Ancak diyebiliriz. Diğer cümleye geçiyorum. La loi sur les crimes contre les animaux. Bakın. Şimdi hayvanlara karşı gerçekleşen e, suçlardan bahsediyor bu cümle. Ve bir kanun var. La loi. Loi kanun demek. Şimdi la loi sur les crimes contre les animaux, entrera en vigueur cet été. Şimdi ilk cümleyi açıklıyorum. Şimdi hayvanlara karşı işlenen Suçlarla ilgili kanun kanun maddesi kanun. Bu yaz yürürlüğe girecek. Entrer en vigueur yani entrera en vigueur bir kanun maddesi için yürürlüğe girmek demek. Yürürlüğe girmesi demek. Entrer en vigueur masterali kalın. CTT bu yaz. Yani bu yazın hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili kanun bu yazın yürürlüğe girecek diyor. Sonra toutefois diyor. Toutefois elle devrait être appliquée à partir de septembre. Ancak bakın burada toutefois ancak anlamı var. Eylül'den itibaren uygulanacak. Bakın elle devrait être appliquée à partir de septembre. Eylül'den itibaren uygulanacağı söyleniyor. Evet. Burada elle devrait être appliquée de, de bir. Hangi mod var? Bakın. Kondisyonel var. Devam ediyorum. Kua qu ile ilgili. Bakın. Kua ve kö ayrı yazılmış halleri burada. Kua ki la je garde mon sang froid. Burada ne demiştik? Dersin başında. Ne olursa olsun. Ne yaparsam yapayım. Ne söylersem söyleyeyim. Anlamı var. Kua ki la je garde mon sang froid. Garder son sang froid. Soğuk kanlı kalmak demek. Burada yeni kalıplar, yeni kelimeler de öğrenmiş oluyorsunuz. Biraz diye kelime bilginiz de artmış olacak. Quoi ne olursa olsun. Je garde mon sang froid. Soğuk kanlılığımı koruyacağım ya da koruyorum. Quoi qu'il arrive, je garde mon sang froid. Ne olursa olsun, meydana ne gelirse gelsin, soğuk kanlılığımı koruyorum. Diğer cümle. Quoi que je dise, il ne m'écoutera pas. Ne söylersem söyleyeyim beni dinlemeyecek. Bakın burada kuakö cümlenin başına getirdim ve kuakilagiv ne olursa olsun kuakö diz ne söylersem söyleyeyim innü mekut beni dinlemeyecek. Evet burada da gördüğünüz gibi bir zıtlık var. Bir şey söylüyorum ama buna rağmen yani bir e rağmen fakat anlamı var cümlede. Bir şey yapmama rağmen yine de diğer olay gerçekleşecek. Yani dinlememe olayı gerçekleşecek. Ne olursa olsun soğukkanlımı koruyorum. Yani benim soğukkanlımı bozmam e, olayların meydana gelmesi ne şekilde gelmesi etkilemiyor anlamında. Yukarıdaki cümlelerde bir şey var fakat anlamı var. Bu sayfamızda da MEMSI ve Malgré'den bahsedeceğim. Yani bu kalıpları nasıl kullanacağız? MEMSI'nin cümlelere kattığı anlam Olsa bile, bir şey yapılsa bile, söylense bile örnek veriyorum. Şimdi cümlelerden de göreceksiniz. Malgré de e rağmen. Her zamanki gibi e, bunlar da e, iki olayın gerçekleşmesine rağmen birinin diğerini engellememesi. Yani cümlenin başında bir şeyden bahsediliyor. Ona rağmen diğer olay yani ikinci eylem, ikinci olay yine de meydana gelmesi. Buna işte konsesyon deniyor. Restriksiyon kısmı ise işte bir kısıt, bir kısıtlamanın olması, bir kısıtlamaya rağmen gerçekleşmesi, bir engele rağmen gerçekleşmesi gibi. O nedenle buradaki cümlede şunu açıkladım. Memsi endikatif yani parantez içinde endikatifi yazmamın nedeni memsiden sonra hani ardından endikatif modda oluyor hani cümleler. Ve malgreden sonra da işte malgre artı isim şeklinde devam ediyor cümle. Pour exprimer une restriction et une concession. Az önce açıkladığımın aslında bu cümle açıklıyor. Şimdi ilk örnekle başlayayım. Même si tu expliques la leçon une deuxième fois, il ne comprendra pas. Şimdi bakın. Burada ne dedim? Mem si tu expliques açıklasan bile yani neyi açıklasan bile même si tu expliques la leçon une deuxième fois Dersi ikinci kez anlatsan da anlatsan bile, dersi ikinci kez açıklasan da, il ne comprendra pas, anlamayacaktır. Yani istersen iki, istersen üç defa anlat, yine de anlamayacaktır. Anlamı var. Memsi ile başlıyoruz. Memsi ille cümlenin başında gelmek zorunda değil. Bu ikinci örnekte göreceğiniz gibi. Il ne rentrera pas, même si son frère lui a demandé. Şimdi bakın, gelmeyecek, yani dönmeyecek. Abisi, kardeşi ona söylemiş olsa bile, yani geri dönmesini söylemiş, geri dönmesini istemesine rağmen yine de dönmeyecek anlamı var. Burada cümlenin ortasına yazdık memsiyi, yani cümlenin iline başında e, yazılacak diye bir kural yok, öyle bir kesin kural yok. Şimdi de malgré ile ilgili bir cümle. Malgré son acharnement, il n'a pas pu finir le projet hırsına rağmen, azmine rağmen projeyi bitiremedi. Evet burada malgré cümlenin başına getirdik. E rağmen anlamı katıyor açıkladığım gibi. Aşağınama yani laşağınama ya da en azim hırs demek. Il n'a pas pu proje. Burada da pouvoirla yani bitiremedi. Projeyi bitiremedi. Hırsına rağmen, azmine rağmen projeyi bitiremedi diyoruz. Şimdi diğer cümleye geçiyorum. Personne le félicite malgré tous ses efforts. Personne ne le félicite malgré tous ses efforts. Yani bütün çabalarına rağmen hiç kimse onu kutlamıyor. Hiç kimse onu tebrik etmiyor. Evet, burada malgré de aynı şekilde ille cümlenin başına gelecek diye bir kural yok. Cümlenin ortasına da getirebilirim. Yeter ki o zıttı, o konsesyon anlamını vereyim. Hiç kimse onu tebrik etmiyor. Malgré tous ses efforts ise o cümlenin o kalan kısmı ise çabalarına rağmen. Diğer cümle. Malgré le froid, soğuğa rağmen nous avons marché pendant une heure dehors. Dışarıda bir saat boyunca yürüdük. Bakın. Malgré le froid, soğuğa rağmen nous avons marché yürüdük pendant une heure dehors. Dışarıda bir saat boyunca. Son cümlemiz. Même si tu es le meilleur, Hani bu sayfanın son cümlesi tabii ki. Memsi meilleur. en iyisi olsam bile bakın bu sefer de yine memsile bir örnek verdim size. Ils ne te donneront pas l'occasion de montrer tes compétences. Cümlenin anlamı şudur. En iyisi olsam bile sana yetkinliklerini göstermen için fırsat vermeyecekler. Yani kendini sunman için kendini yetkinliklerini ee, özelliklerini gösterebilmen için bir futbolcu olduğunu düşünelim ya da bir basketbol oyuncusu ya da bir konuda çok başarılı olan bir insandan e, bahsederken en iyisi olsan bile malgré si tu le meilleur pardon même si tu es le meilleur ils ne te donneront pas l'occasion de montrer tes compétences e, yetkinliklerini sunman, göstermen için sana fırsat vermeyecekler. Devam ediyoruz. Bu sayfamızda da m pourtant ve alors köyü nasıl kullanacağız ve cümlelere nasıl anlam katıyorlar? Bunlar da aynı zamanda sizler için hani kelime hazinesi ve düzgün cümleler kurabilmeniz için ve bu tip cümlelere doğru anlayabilmeniz için unsurlar. Dolayısıyla çok önemli arkadaşlar bu dersler. Şimdi m'nin anlamı fakat pourtant'un anlamı oysaki halbuki yine de anlamına geliyor halbuki e, daha çok hani o anlamda daha çok kullanılıyor. Alors que de halbuki anlamı katıyor cümlelere. Şimdi il a appris rapidement le français mais il a eu beaucoup de difficulté pour apprendre l'allemand. Bakın çok basit bir cümle. Mais zaten çok biliyorsunuz. Diyaloglarımızda da çok çıktı. E, derslerimizde çok kullanıyoruz. E, en çok kullanılanlardan bir tanesi mi? Il a appris rapidement le français. Fransızca çok hızlı öğrendi. Mais, ama il a eu beaucoup de difficulté pour apprendre l'allemand. Burada e, Almancayı öğrenmek için çok zorlandı anlamında. Il a eu beaucoup de difficulté à apprendre l'allemand da diyebiliriz burada. Pour apprendre l'allemand da de denebilir. Yani e, vurgulamak istediğim e, konu şu. Fransızca çok e, hızlı öğrendi, hızlı şekilde öğrendi. Fakat Almanca öğrenirken e, zorluk yaşadı. Il a eu, bu a eu beaucoup de Almancayı öğrenmek için e, çok zorlandı anlamında. Avoir difikülte zorlanmak demek, zorluk çekmek demek. İkinci cümleye bakalım. Elle aime nager à la mer. Burada da me ile ilgili bir cümle. Havuzda yüzmeyi seviyor fakat denizde yüzmekten korkuyor. Me la peur de nager à Denizde yüzmekten korkuyor. Avoir peur de faire quelque chose. Avoir peur de quelque chose şeklinde kullanılan bir kalıp. Şimdi üçüncü cümleye bakalım. Pourtant ile ilgili bir cümle. Pourtant'ın anlamı neydi? Oysa halbuki anlamı katıyor. Selim ne comprend rien. Bakın, Selim hiçbir şey anlamıyor. Pourtant je lui ai tout expliqué. Oysa ona her şeyi Anlattım. Her şeyi açıkladım. Ee, halbuki de diyebiliriz burada. Halbuki ona her şeyi açıkladım. Anlattım anlamında. Cümlenin ortasında gelmiş. Buradan. Şimdi alors ilgili bir örneğimiz var. Catherine semble malheureuse. Catherine mutsuz görünüyor. Alors qu'elle a une belle famille et une bonne situation financière. Şimdi burada ne dedim? Catherine mutlu pardon Catherine mutsuz görünüyor Allah Keleun Belfamy halbuki oysa ki güzel bir ailesi var ün bon situation financière ve maddi durumu da iyi yani iyi bir maddi durumuna sahip ve güzel bir ailesi var Toparlayacak olursak Catherine mutsuz görünüyor oysa ki güzel bir ailesi ve İyi bir maddi durumuna sahip, güzel bir e, ailesi var ve iyi bir maddi durumu var anlamında bir cümle. Şimdi devam edelim. köyden sonra subjonktif geliyor. Bienque'nin kullanımını anlatacağım şimdi. Bu da aynı şekilde konsesyon anlamını katıyor cümlelere. kö artı subjonktif şeklinde. Burada da e, açıkladığım gibi exprim la concession, evet konsesyon bir zıtlık, bir kısıt ifadesi var. E rağmen ifadesi var cümlede. Il est suivi d'un verbo subjonctif. Yani köden bien, bien sonra subjonctif modu geliyor. Şimdi örneğimize bakarsak. Bianco il'e reçu une formation poussée. Joe n'a pas réussi dans sa vie professionnelle. Şimdi burada cümlenin başına getirdim. İlle cümlenin başına gelecek diye de bir kural, bir koşul yok bien qu'il ait reçu une formation poussée. Çok iyi bir eğitim almasına rağmen, bakın bien qu'il e burada avoir'ın subjonktif hali arkadaşlar. Bien qu'il ait reçu, şimdi recevoir une formation poussée, recevoir une formation, eğitim almak demek. Burada vurgulanan e, husus şu, çok iyi bir eğitim almasına rağmen, bakın Jo n'a pas réussi dans sa vie professionnelle. Jo mesleki hayatında başarılı olmadı. Yani çok iyi bir eğitim almasına rağmen Jo profesyonel yani mesleki profesyonel hayatında başarılı olmadı. Diğer cümleye geçiyorum şimdi. Monami ami nous a accordé du temps bien qu'il soit très occupé. Arkadaşım çok meşgul olmasına rağmen bize zaman ayırdı. Anlamı var bu cümlede. Accorder du temps à quelqu'un. Yani accorder du temps zaman ayırmak demek. Accorder du temps à quelqu'un. Birine zaman ayırmak. Şimdi mon ami nous a accordé du temps. Arkadaşım bize zaman ayırdı. Bien qu'il soit très occupé. Bakın bien que burada cümlenin ortasına geldi. Çok meşgul olmasına rağmen. Yani... Bien qu'il soit très occupé, mon ami nous a accordé du temps şeklinde de bu cümleyi yazsaydım doğrudu Bu sayfanın son cümlesi Il a regardé le film d'horreur tout seul bien qu'il ait peur. Bakın, tek başına korku filmini seyretti korkmasına rağmen. Yani bien qu'il ait peur, il a regardé le film d'horreur tout seul deseydim doğruydu. Burada ne diyorum, neyi vurguluyorum? tek başına izledi. Yani korkmasına rağmen. Biancile peur. Burada avarın subjonktif modu var, hali var. Dikkat ederseniz tek başına filmi izliyor korkmasına rağmen. E rağmen anlamı katıyor. Biancò. Devam ediyoruz. Son sayfamıza geldik. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen bırakmayın, yarıda bırakmayın. E, ara çok ara vermeden izleyin eğitimi. Come fiilden sonra geliyor. Kamemin kattığı anlam yine de. Şimdi örnekten anlayacağız. Tu es parfois insupportable, mais je t'aime Bu cümlenin anlamı şudur. Bazen hiç çekinmiyorsun. Yani bazen çekinmezsin karakter olarak. Ama seni severim. Yani seni yine de severim. Seni yine de seviyorum. Bakın tu es parfois insupportable. Bazen çekinmiyorsun ama seni yine de seviyorum anlamı var. Bunu malgré ile de verebiliriz bu anlamı. Malgré ton caractère, je t'aime bien de diyebilirim. Parantez içinde yazdım. Hani eşit anlamda, benzer anlamda. E, kötü karaktere rağmen, yani bu karakterine rağmen, bu huyuna rağmen seni severim anlamı var. Diğer cümleye bakalım. Je ne voulais pas l'inviter pour mon anniversaire. Yaş günüme onu davet etmek istemiyordum. Bakın je ne voulais pas Vule burada empafe var. Dikkat edelim. Je ne voulais pas l'invité. L'invité'deki el apostrof da lui. O yani. Onu. Onu yaş günüme davet etmek istemiyordum. Mais je l'ai quand même invité. Ama yine de davet ettim. Yani bir şeyi aslında yapmak istemiyordum. Ama yine de dayanamadım. Yani e, ya da kırmayayım dedim. Artık bilmiyoruz hangi manada öyle bir düşünceye sahip olmuş. me je kamem quand dediğimde e, yine de onu davet ettim. Evet, şimdi dersimizin son kalıbı Ava bu artı infinitif artı master. geliyor avoir bu, ondan sonra. Ava bu karşınıza çıkacaktır. Kullanabilirsiniz de. E, bir şeyi, bir şeyi boşuna yapmak. Yani ne kadar söylersem söyleyeyim yine de işte beni dinlemiyor diyelim ki. Ne yaparsam yapayım, ne söylersem söyleyeyim, boşuna. Yani esprime sans résultat da burada hani e, açıkladığım şey e, bir çaba sarf ediyorsunuz ama sonuç alamıyorsunuz. Şimdi örnek. J'ai beaucoup, je ne comprends rien du tout à cette leçon. Ne kadar okursam okuyayım, bu derste hiçbir şey anlamıyorum. Yani bu dersten hiçbir şey anlamıyorum. Kafama girmiyor anlamında lire, burada ne kadar okursam okuyayım. Belki saatlerce okuyorum, saatlerce tekrar ediyorum ama yine de bu derse anlamıyorum. Anlamı var. Je ne comprends rien du tout. Hiçbir şey anlamıyorum. Asset de son bu derste. Diğer cümleye bakalım. Le suspect a eu beau dire la vérité, personne ne l'a cru. Şimdi le suspect şüpheli demek a eu beau dire la vérité doğruyu ne kadar söylerse söylesin yani söyledi doğruyu söylese bile istediği kadar doğru söylesin personne ne hiç kimse ona inanmadı yani işte bu avabo bir şeyin çabalıyorsunuz bir şey için ama hiçbir sonuç alamıyorsunuz İşte buradaki durumda bu şüpheli ne kadar doğru söylerse söylesin a u beau dire la vérité doğru söylemiş olsa da ne kadar doğru söylemiş olsa da hiç kimse ona inanmadı. Dersimizin son cümlesi: Nous avons beau lui dire de faire attention, il ne nous écoute pas. Şimdi burada da bir şey söyleniyor. Ne kadar söylense de bir kişi var, o da bizi dinlemiyor. Yani biz ona ne kadar dikkat etmesini, dikkatli olmasını söylesek de o bizi dinlemiyor. Bakın, nous avons beau lui dire de faire attention. Faire attention, dikkat etmek. Lui dire de faire attention, yani ona dikkat etmesini söylesek de anlamı var. Nous avons beau lui dire de faire attention, ona ne kadar, yani istediğimiz kadar e, dikkat etmesini söylesek de bir şey değişmiyor. Virgülden sonraki kısım, in önüze kutba, yani sonuç alamıyoruz. Aynı aç, açıkladığım gibi. Yani ava -av bu kalıbın arkadaşlar bir şey ne kadar yaparsanız yapın e, bir şeyin hiçbir şeyin değişmediğinin ifadesidir. Evet. Teşekkür ederim. Dersi sabırla sonuna kadar dinlediğiniz için defterinize not almayı unutmayın. Her zaman bunu söylüyorum. Gerekli tekrarları da zaten yapın. E, kanalı tavsiye etmeyi unutmayın çevrenize. Haberi olmayan ve gerçekten bu bilgilere ihtiyaç olan daha çok insan var arkadaşlar. Onlara da ulaştırın. E, beğen yapmayı unutmayın videolara. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.